Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağnavcı. Hatırlayacağınız gibi Mısır hasılı üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Bir önceki videoda videoyu izleyen arkadaşlar Mısır hasılının ne kadar güzel olduğunu gördü. Şimdi diyecekler ki ister istemez, ya abi bu hasılın durumu ne? Biz biliyorsunuz ki besindeki su miktarı düştükçe ağırlığı da düşüyor. Doğal olarak şimdi bir önceki videoda ne kadar canlı görüyordunuz. Ben özellikle 2 gün sulamadım, şu hale getirdim ki su miktarı düşsün ve gerçek değerleri kurutayım, tekrardan hesaplayayımla uğraşmamak için böyle bir ürün elde ettim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstereyim. Yine topraksız bir şekilde bir hasıl yaptık. Şöyle kök yapısı, bakın. Şöyle bir kök yapımız var. Bunun kök yapısı biraz daha odunsu. Mısırın kök yapısı biraz daha odunsu arkadaşlar. Şeyinki, arpanınki gibi daha bir ince değil, daha kalın. Bakın, daha uzun. Tamam mı? Yani saçak kökü daha az. Saçak kök dediğim yani şu. Mesela kökün etrafında böyle kıl kıl gibi köklenme oluyor. O daha az ama boyuna daha uzun. Nereden baksanız arkadaşlar, yani yeşilinin 1,5 katı daha kök yapısı var. Şimdi biz arkadaşlar bu ürün 42,8 gram mısır tanesinden, özellikle tane olarak seçtim, kırıkları falan seçmedim arkadaşlar, 118 adet elde etmişiz. Bunu da 24 saat suda beklettik. Suda bekletirken 1 litre suyun içerisinde 1 milim çamaşır suyu koydum arkadaşlar. Çünkü çamaşır suyu suyun kovalent bağ yapısını bozar ve kovalent yapısını bozduğu için de molekül olarak geçmesini sağlar. Hem de aynı zamanda steril etmiş olduk. Arkadaşlar 24 saat bekledikten sonra üstüne çektiği su miktarıyla birlikte 56,5 grama çıktı arkadaşlar. 42,8 kuru mısır, üstüne suyu çekince 56,5 grama çıktı. 118 adet mısır tanesi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kök yapısını ayırıyoruz. Arkadaşlar kök yapısını kestik. Şimdi kök yapısının kaç gram olduğunu yazacağız. 1 gram 1 gramdır. 5,7 gram kök 5,7 gram. Evet, bilmiyorum hakkımı nasıl ödeyeceğiniz. Gene başladık tek tek. Mısır ki. Gerçi arpadan iyi bu. 118 tane. Arpa 1200. 904 tane miydi Mehmet abi? Öyle bir şeydi. Neyse. Bayağı yaparken uykumuz gelmişti. Abi işte bilim kolay üretilmiyor ya. Evet. Sabır isteyen bir şey. Sabırlı insan işi. Adamı çatlatıyor. Evet, Ömer Bey şu an yaparken benim uykum geliyor burada. Esnaf. Burada çimlenmeyenler çıkıyor. Onları ekleyeceğiz bakalım. Bu da Mısır'da da yüzde kaç çimleniyor. Bunu da bu şekilde göreceğiz. Ama her defasında bir şey öğreniyoruz ha. Farkında mısın Mehmet abi? Evet, aynen. Sade okumak olmuyor. Aynen. İlla böyle bir deneyeceğim edeceğim. Yani. Ya bugün çilek serası nasıldı? Çok güzeldi ya. Müthiş. Adamlar ama yüzündeki mutluluk. Ya çünkü çok ceremesini çektiler abi. Yani hele kışın var ya, biz çok korktuk. Bir 5 gün üstü don oldu ya. Evet. Acayip korktuk yani, dedik ki yani çünkü o kadar ayın emeği bir çırpıda ölecekti bu arada. Yani, ama çok şükür işte Allah çalışana. Hani bir söz vardır ya, zenginliği Allah-u Teala demiş ki, zenginliği istediğimi ilmi isteyene veririm diye. Çok bizim, doğru. Yani ilmi isteyene veririm diye bizimki de o hesap yani. Bakın bu da çimlenmemiş. Bunlar koyalım. Bu da çimlenmemiş. Şu çimlenmiş gibi. Evet arkadaşlar, uzun sıranın uğraşlar sonucunda tohumdan ayırdık. Tabi kökler üstünde kaldı. Ya bu da 1-2 gram fark eder. Onun için de çok fazla ayrılamadım. Yani yazık, bizi de can yani. Bizimki de can yani.
Öğle arasında bu arada yapıyoruz bu arada. Mesai saatleri içerisinde yapmıyoruz arkadaşlar hani. O da şimdi koyduk. Şimdi darasını aldık. Şimdi tohumu koyuyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki en büyük avantajımız şu. 2 gün susuz sulamadım. Yani kurudular artık. Zaten kağıdın üzerindeki bakın ıslaklıkta hiç görmüyorsunuz zaten kağıtta. Evet arkadaşlar koyuyorum. 32.1. Hadi 1 gramın da şeye düş, köke düş. 32 diyelim buna. 32 Yok 32.1 diyeceğim. Çünkü arkadaşlar sonuçta hepsini birden verdiğimiz için sıkıntı yok yani 1 gramın 2 gramı. Sonuçta toplam ağırlığını takmadık ama toplam ağırlığı tartacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yeşil kısmı var. Bakın yeşil kısmında zaten suyu yok. Zaten burada 8.4 eksi. Burada darasını aldığım zaman bakın koyduğum zaman 0 oluyor. Şimdi şu yeşil kısmı da koyalım. Evet 11.2 yeşil 11.2 gram. Evet şimdi hani dedik ya çimlenmemiş doğru düzgün olanlar. Bunları sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 22 23 24. 24 de çimlenmemiş. 118 adet tohumdan 24 adeti çimlenmemiş arkadaşlar. Şimdi bunu da tartıyoruz. 9.2 gram arkadaşlar bu da. Bunların hepsini toplayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bunların hepsini toplayalım. Bakın sıfırladım. Şöyle. Şunu koyuyorum bakın. Doğru hesaplıyor mu hesaplamıyor mu dedim. 9.2. Bakın zaten 9.2 gram demiştik. Bu çimlenmemiş. Şimdi tohumu koyalım. Şimdi kökü koyduk. 46.9. Şimdi yeşil kısmına koyuyoruz. Bakıyoruz 58.2 gram. Arkadaşlar 42.8 gram kuru mısırdan 58.2 gram mısır hasılı elde ettik. Bu mısır hasılının arkadaşlar besi de çok rahat kullanabilirsiniz. Hem hayvanın yaş yem ihtiyacını giderecek hem de arkadaşlar kuru yem ihtiyacını neden? Şimdi şuradan bir tane mısır tanesi alayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Zaten hani 2 gün suda beklettiğim için hafiften şey olmuş. Kendini çekilmiş. Bakın. Bu çimlenen mısır asıl arkadaşlar. Bakın eziyorum şimdi. Bakın. Görüyor musunuz? Elimle ne kadar rahat parçaladım 2 gün suda. Bakın. Görüyor musunuz? Elimi boyuyor ya. Elimi boyuyor. Şunun üstüne göstereyim abi. Bak o ne güzel koktu ha. Kendi mi koktu sana? Evet mısır kokuyor. Bakın. Şimdi hayvan bunu şey yaptığı zaman çok rahat bir şekilde arkadaşlar parçalayacak. Sindirecek gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi kuru mısıra bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Hem böylece ne olacak? Gevişi hızlanacak. Hem gevişi hızlanmasıyla birlikte arkadaşlar lifle birlikte hayvanı sürekli geviş getirmeye teşvik edeceksiniz. Aynı zamanda da bu hayvan geviş getirdikçe lif yapısından dolayı hayvan çok çabuk acıkmayacak. Ve yavaş yavaş besin sindirilecek arkadaşlar. Ondan dolayı
bir lifli ürün elde etmiş olacaksınız. Mısır için söylüyorum. Besi'de de çok güzel kullanabilirsiniz bunu. Besi'de de 10 numara olur bu. Ben size söyleyeyim. Besi yapanlara. Kanatlı için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ot kısmını kesersiniz. Hayvana yedirirsiniz. Tamam mı? Şu tane kısmı, kök kısmını da kesersiniz. Hayvana yedirirsiniz. Tane kısmını da biliyorsunuz kanatlı da olmazsa olmaz mısırdır. Tane kısmını da mısıra şeye verebilirsiniz. Tava, mava. Daha çabuk kilo almasında kumruya, güvercine verebilirsiniz. Kilo almasında daha çok besleyici hale getirirsiniz. Böylece iki tane hayvanı tek ürünle besleyebilirsiniz. Tabii ben bunu denemedim. Ama denerseniz hiç olmazsa görürüz arkadaşlar ne yapacağımızı. Mısırdaki suyun pH'ini nasıl değiştireceğini ne dair bir deney yapacağız. Bu deneyimizin amacı Rumani'deki pH dengesini nasıl değiştirdiğini göstermek amaçlı bir deney yapacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane EC metremiz ve şöyle bir tane de pH metremiz var. Bunlar profesyonel malzeme. Şu an su sıcaklığımız 25.1. Ortam sıcaklığımız 24.6 gözüküyor. Ve şimdi biz deneyimizi yapacağız. Deneyimizi yaparken şöyle bir tane hassas terazimiz var. Şuradaki suyumuzu şöyle döküyoruz. Ve suyumuzun pH değerini ölçüyoruz. Evet, suyumuzun pH değeri 7.35 arkadaşlar. Suyumuzun EC değeri MC biriminden. Evet, suyumuzun EC değeri 0.43. Evet, iki suyumuzu da 200 mililitre suya ayarlayarak ve su sıcaklıklarımız 25 derece arkadaşlar. Şimdi darasını alıyoruz arkadaşlar, sıfırladık. Sırımızı alıyoruz. Evet, 42.8. Evet arkadaşlar, şimdi bu deneyimizde ne kadar çok su çekeceğini artı suyun pH'ını ne kadar değiştirdiğini, mısırın da aynı şekilde ne kadar çok su çekeceğini ve suyun pH'ını ne kadar çok değiştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Ve böylece Rumen'deki pH dengesini nasıl bozduğunu, ikisinin de Rumen'deki pH dengesini nasıl bozduğunu görmüş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün deneyimizin ikinci günü. Tam üstünden 24 saat geçti. Koymuş olduğumuz su şu şekilde berrak bir suydu. Ve şu an su ısımızı söylüyorum. Şu an su ısımız 26 derece. Ortam sıcaklığımız da 24 derece arkadaşlar. Mısırımızın suyunun almış olduğu şekil. Görmüş olduğunuz gibi suyun şöyle koyduğumuz suyun aslı şeklinde gösterelim. Ne kadar berrak. Biraz daha sudaki berraklık gitmiş. Mısır'daki EC değerimiz 70. 0,70. Mısır'daki pH değerimize bakıyoruz. 5.82. Bir hayvan mısır yediği zaman, yani ham halde mısır yediği zaman, rumende ıslattığı zaman pH değeri, rumendeki 7.35 suyla birlikte aldığı zaman pH değeri mısırda 5.82, arpada 5.81. EC miktarı 0.43 olan sudaki EC miktarı arpada 0.77, mısırda 0.70. Bu da arkadaşlar şunu gösteriyor. Arpanın asit miktarının değerini mısıra göre daha fazla suya eklediğini gösteriyor arkadaşlar. Bu da mısırla arpanın arasındaki fark. Yani mısırdaki yediği zaman rumen asitozuna sürüklenme daha az olacak. Arpa yediği zaman rumen asitozuna sürüklenme daha hızlı olacak.
200 mililitre su için kilograma girelim arkadaşlar. 55.8. 13 gram üstüne su çalın, nasıl çimlendiğini gösterebiliriz. Bakın. Kuru mısır. Bakın hiçbir şekilde hayvan bunu, yani ben elimle ben bunu yaramıyorum ama bu çimlenmiş mısır. Bakın. İçini çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorum. Ve bunu da aynı şekilde hayvan bunu çiğneyip mekanik sindirim yaparak çok rahat bir şekilde içindeki besini sindirebilecek hale getiriyor. Bakın. Ben bunu yiyorum ama bakın kuru olanı hiçbir şekilde. Ama bakın buradaki tohum kısmını sindirdi. Buradaki sulu kısmını, sütlü kısmını aldı. Buradaki fotosentez yaparak bunun üstüne köpte ya da çimende oluşan biriken vitamin ve minerali çok rahat bir şekilde sindirmeyi bu işlem sağlıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaparak arkadaşlar aynı zamanda hayvanlardaki dışkıyı da azaltmış olursunuz. Daha fazla yem yer, daha az dışkılar. Evet arkadaşlar, deneylerimiz devam edecek. Sormak istediğiniz soruları mutlaka sorun. Unutmayın ki atalarımın bir sözü vardır. Soran kişi bir dakikalığına aptaldır, sormayan kişi ömür boyu aptaldır arkadaşlar. Onun için mutlaka ve mutlaka videonun altına sorularınızı bekliyorum. Ve sorularınıza göre bundan sonra video çekeceğim. Sorularınıza göre bundan sonra deney yapacağım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun.